Merhaba. Hatice ve Aslı. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Çanakkale'den. Kaç yaşındasınız? 17. 17. Evet. İkiniz de. Öğrencisiniz. Evet. Burada bir not düşmüş bizim arkadaşlar. Biriniz 30 kilo vermiş. Ben 28 kilo verdim. Kaçtın, kaça düştün? 88.8'dim, 60'ım şu an. Onun hatta fotoğrafını şey yaptık biz. Fotoğrafı vardı. Eser abi. Çok iyi ya. Çok iyi. Verdiklerinden de arkadaşı mı yaptın? Çünkü sen kaç kilosun? Abi baba. 52 kiloyum. 52. Sen kaç kilosun abi? Evet, ben hayır diyorum. Dinlemeden. Gerçekten büyük başarı. Evet. Tebrik ediyorum. Güzelce de bir kız olmuşsun. Neler yukarıdaki aşağı... Ne yaptın? 28 kilo mu? Ne yedin? Yemenin ne yaptın? Dışında... Abi hiçbir şey yemedim ya. Bayağı zordu. Ama yani. Sende bir halsizlik var şu anda. Bayağı var yani. Evet. Bayağı etkiledi. İşte midemde falan sorunlar oldu sonrasında. Geçmiş olsun. Ama sağ olun. İşte diyetisyenle verdim. Ne zaman verdin? Geçen yaz başladım işte, 9 ay gibi bir sürede verdim. Peki, bu akşam ne yapacaksınız? Biz rap söyleyeceğiz. Çok... Siz? Evet, biz. Geçen hafta rapçi bir kardeşimiz beni şaşırtmıştı. Siz de inşallah şaşırtırsınız diyorum. İnşallah. Sahne sizin. Teşekkürler. Hadi bakalım. Hey, hadi Maltepe, kaldır eli. Hey. Çağırdım ve geldiler, rapteki benim kolordum. Cevap vermedim diye mi sanıyorsun beni konumsuz? Konum bu, piyasanın %90'ı suçluyken biz bunları söylüyoruz ya, tepki bize olumsuz. Bir Türk olarak kanım damarımda artmakta. Kötü MC kalkınabilir, iyi bir şey yapmazsa. Fame'ler parçaları hep birbirine paslasa. Amatörler düşünüyor ya, piyasaya fazlaysam. Attı kafam yaptı tavan, attık batak kaptık açan. Tahtına gölge düşürdün ya, şimdi yazık sana. Her parça yapan neden? Çıkmaz alt kattan, sözlerimin ters düştü. Hep birçok insan var, biri iyi biri kötü. Hep böyle israftan, savaş gereksiz bir şey. Bir dögüler çocukça, yanına kalmaz ki her. Anlamadıysan başa sar, bize göre 16 var. 14 yaşımdan beri başladım rap'e, inançla çok yol atladım ama hala bende inat var. Bol kıyafetler ekler, yaptık bizde imajlar. Olmadı ki elimizde çok para. Kuysa bak sallarız biz de tesbihi. Yanına kalmaz ki her. Anlamadıysan başa sar. Kelime haznen dar. Bize göre 16 var. Yanına kalmaz ki her. Anlamadıysan başa sar. Kelime haznen dar. Bize göre 16 var. Teşekkürler. Diyor keep. Hip hop bu. Ne diyor? Hip hop bu. Hip hop bu ses tonuyla. Hip hop bu. Bu ne, bu nasıl bir ses tonuydu öyle? Özellikle mi o ses tonuyla? Özellikle yok, değil öyle. O. Öyle ya, yani sesim olarak değil, o öyle uyduğu için öyle okudum. Özellikle incelttin yani sesini. Evet, özellikle incelttim. Çünkü ben gırtlaktan okuyorum hani. Orada, o biraz daha şey evet. Olsun istedim ama evet. Orada böyle bir rahatsız edici bir şey olmuş. Rahatsız oldunuz mu? Ben o sesten rahatsız oldum. Ya şimdi biraz da heyecan var tabii. Çok hani... fazlasıyla heyecan var hem de bende. Tahmin ediyorum mutlaka ama kötü değilsiniz. Sen, yani senin normal tavrın bu. Sendeki heyecanından dolayı mı? Böyle sanki yanlış bir şey söylesem üstüme yürüyüp atlayıp vuracakmış gibi. Yok işte, böyle bir o, özgüven... işte o şişmanlıktan kalan bir şey. Yani erkek gibi falan oluyorsun böyle. Sonrasında toparlayamıyorsun. He değil mi? Evet. Yani o erkek gibi zayıflayınca da böyle o özgüven... Yani özgüven zannedilen şey kalıyor değil mi? O tavır kalıyor. Kalıyor işte, gitmiyor. Nasıl bir şey? Anlamadım ben. Yani şöyle bir şey. Yani şu anda şimdi... ikinizin de ne dediğini anlamadım. Ben anlatayım mı? Şimdi şişmanken... Özgüven mi oluyor? Ya şey, hayır, şişmanken... Şişmanlar arasında ya, ondan anlamıyorsunuz. Evet, biz yanlışıyor. Şimdi şişmanken şöyle bir şey oluyor sana. Sen büyüksün diye insanlar seni zorla böyle kavgacı, daha erkeksi davran. Ben mesela kibar bir çocuktum ama şişmanım diye çok çocuk dövdüm. Yani dövmek...
Çok dövmek zorunda kaldım. Vallahi çünkü çağırıyorlar seni, eser kavga var. İyi, ben de hani bir vursam düşüyor erkek. Zorla böyle yumruk atmayı bilmeden çok insan dövdüm. Zorla seni erkeksi yapıyor. Yani böyle kabalaştırıyor. Aslında hantal olmaz mısınız daha çok? Ama hantal ama bir koydum mu oturtuyorum yani. Çok büyüksün yani. Şimdi o tavır biraz kalmış sende. Kaldı. Aslında İyi Papa'da yakışmış bu. Teşekkür ederim. Kararsızım ama. Sen kararlı çok olun ya. Ortak noktamız var o kadar. Evet vallahi benim vallahi hip hop konusuna hakim değilim çok o yüzden. Pozitif gördüğüm benim, kızların rap yapması çok kolay değildir. Evet. Hani her zaman daha zordur. Siz rap yapmayı beceriyorsunuz. Teşekkür ama ederim. Ben Hülya gibi ses tonları benim kulağımı tırmaladı. Benim problemim o. Ya yani ben ses rengi ve tonu hani şarkıyı söylerken bir huzur vermesi lazım ya bize. Hı hı. Ben huzur duyamadım dinlerken. Kız rapçiler hani buraya pek çıkmıyor yani, ben göremiyorum. Hani geçen sene falan çıkmıştı galiba bir iki tane ama onlar da bizim tarzımızda değil. Hani biz de bunu göstermek istedik çünkü bu tarzda yapan gerçekten az insan var ve gerçekten de zor hani gırtlaktan söylemek falan hani ondan. Ondan evet değil. Sen konuşmayı seviyor musun normalde de? Ben severim. Başımızı ağrıtacak, eleyelim bunları abi. Evet. İkinci turda gelecekler, bir daha konuşacaklar. Hiç konuşmam o zaman ben. Ben kendi açımdan değerlendiriyorum. Sorabilir miyim? Sizin sakıncası var mı? Sizinle. Evet diyenler alkışlasın. Sağ ol. Hayır diyenler alkışlasın. Sizin fikriniz de onlarla aynı mı? Ben tam ortadaydım, o yüzden seyirciye sordum. Ben hayır diyorum. Ben açıkçası senin okuma şeklini beğendim. Ses tonun da ortada yani, çok kötü değil. Ama senin kötü değil ama sesinin tonu çok acemi, yani onu yaktı. Ya onu ikinci turda düzeltebiliriz. Peki ben... Yine bir çaba gösterdiğiniz için ben evet diyeyim. Teşekkürler. Bana kalsın bütün olay, çok iyi. Sana kalsın. Ben doğru karar bak, ver ama. Ben senin enerjini yani sahneye çıktıktan sonraki hareketlerini çok yakıştırdım işe aslında. İkinci tura geldiğinizde diyelim, gelseniz. Hı hı. Ne gibi bir farklılık yapabilirsin sence? Ya çok farklı şeyler olabilir sonuçta. Hani hip hop bu, her şey katılabilir içine. Hani biz de elimizden geleni bir şekilde size göstermeye çalışırız. Peki yaptığın diyetin listesini verebilir misin bana? Yani veririm. Bu süreçte. Veririm. İsterseniz beraber de... Diyet yapabilir miyiz? Evet. Spor yapabilir miyiz? Evet. Seninle kurduğum bu şahane empatiden dolayı... ben bilemiyorum ya seni... Ya... Ya benim sana kanım... ısındığı için evet diyorum ben. Teşekkür ederiz. İki evde uğurluyoruz.